Bakalım sırada kim var? Vecdi Bingöl'ün Segah makamındaki eserini 103 numarayla yarışan Birol söyleyecek. Sözler Saadettin Kaynak. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine, inlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim. Gecenin rengini kattım içimin matemine, sönen ümid ile günden güne ölgün gibiyim. Çok teşekkür ederim sana. Tebrikler Birol. Hemen yerime alayım seni. Şarköy. Hoş geldiniz sizler de. Şarköy. Şarköy. Şarköy mü? Malkara mı? Şarköy. Efendim ben Malkaralıyım da Şarköy'den de destekler var. Teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Hepsi tanıdığım insanlar. Bak Ebru Hanım saçlarını beğenmedi. Dedi yani, ki eskisi daha iyiydi dedi. Ay, hayır daha hani böyle öbür saç sanki daha öyle yani. Çok yüzü çıkmış ortaya. O da ortaya. Maliye memuru. Ama tamam da böyle çok yüzü ortaya çıkmış. Ama başka türlü olmuyor. Hakikaten Osman haklıymış. Bak mesela orada çıktı resim. Dedin ya sen. Al o zaman sen becer diye. Kaç saat uğraştık biz. Gerçekten mi? Üçüncü boy filan bu. Geçen haftanın fotoğrafı işte burada. Bu üçüncü boy filan. Bu bence. Allah. Tabii önce. Ha, gittikçe kısaldı. Tabii önce daha uzun kesildi. Sonra onları yaptık. Bu biraz ama yüzünü daha uzatıyordu sanki. Bu biraz şey olmadı. Ama bu tabii çok kesildi ve tas gibi çıktı surat. Ha, evet. Hoş vaka o da arkaya doğru aynı şeydi. Ama orada yine bir kabarıklık bir böyle bir şey efe vardı. Hoş onu da beğenmiyordum ben tabii. Ben öyle surat zor bir saç ama. Zor bir saç. Öyle olmaz evet. Yani bu ama iyi fena değil asker gibi. Evet güzel. Esas bunlar değişir. Bunların hepsi düzelir. Şimdi düzelmeyecek. Yani bu söyleyeceklerim de düzelir tabii de. Bunlar daha önemli demek istiyorum. Müsaade ederseniz efendim. Siz eseri yeni mi öğrendiniz? Çünkü yanlış okudunuz. Yeni. Baştan sona kadar. Yeni. Kim öğretti size? Kim geçti? Ben Ayşe Taş'tan dinledim internet sitesinde. Ama Ayşe Taş tabii böyle okumaz. Bir de üstüne üstlük Ayşe Taş fevkaladenin fevkinde taş gibi okur yani. Öyle böyle bir icra değil. Ankara Radyosu'nun bence orası bir mekteptir. Bütün solistler hep oradan çıkar. Çok kıymetlidir. Radyolarımız zaten o şekilde öyle. İstanbul'u da İzmir'i de hepsi öyledir ama Ayşe Taş şu anda yaşayan seslerde yani o radyo camiasında en düzgün, en böyle... Hem efendim notist olup hem ruhunu kaybetmeyen hem her şey var o kızda. O da bir damlacık, bacak kadar bir şey. Efendim ama yok bu kadar mı güzel okunur? Bir gün Zeki'nin oradayız. Efendim bir muhayyerler okudu. Vay ahlaksız dedim. Vay ahlaksız. Böyle mi okunur be? Öyle bir şey olamaz. Ayşe Taş hiç yanlış okumaz. Siz yeni mi, yani kaç kere dinlediniz daha doğrusu? Bu hafta mı dinleyerek bu eseri? Bir sene falan oldu bu parçayı. Öyle mi? Peki eserde yanlışlık yaptığınızı siz biliyor musunuz? Yoksa şimdi duyduğunuzda... Belki de heyecandan yanlış yapmış olabilirim ama emin değilim. Evet. Yani sözler falan değil, melodik yapı üzerinde yanlış yaptınız. Sayın Şef, zat haliniz idare ederken bilmiyorum yorumcuyu dinlediniz mi orada? Fazla bir melodik yanlışlık görmedim de çok heyecanla titreme gördüm. Hayır, yani orada... titremenin dışında o şeyleri çıkarırsanız yine dinlediğinde duyacaktır. Olabilir. Yani bunun duyulması lazım. Onu rica edeyim. Bilahare evet. Ne zaman tensil edersiniz kendisi de görsün, duysun, dinlesin. Efkar-ı umumiye de dinlesin. Nerelerde nasıl, neler olduğunu. Sözlerde zaten hatalar falan oldu ama onlar olabilir. Yani mesela işte bir tanesi çok belirgindi. Ne dediniz? Bir şey dediniz. Sevda yaman bir çile. Hece dediniz. Hece dediniz, çiledir. Ama olabilir. O yani ben de sahnedeyken çok sallarım. Atarım yani sözleri yeniden yazar gibi yaparım. Onun için ona fazla şey yapmıyorum. Melodik yapısı beni çok rahatsız etti. Ama sizin ağzınız Türk musikisi için biçilmiş kaftan. Teşekkür ederim sana. Biçilmiş kaftan. Çok yakışıyor. Şimdi dedik ki biraz ılımlı söyleyelim. Çünkü o kadar güzel Türk müziği okuyan bir ağız ki ihtiyacımız var. Ben şahsım olarak sonuna kadar onu burada dinlemek istiyorum. Puanlandırmak istiyorum. Çok büyük bir hata görmediğiniz sürece tabii ki. Yani evet. Tabii efendim beni aşan konulardır. Ne numara alırsa ona göre. Ama benim içimi sorarsanız onu son güne kadar burada kalsın, okusun ve insanlar da duysun. O temizliği istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Bülent Hanım. Orhan Bey. Sizden istirham ediyorum. Yalnız o VTR'yi bir tensip ederseniz hep tabii. Beraber dinleyelim tabii Sayın ki. Erkır. Tabii ki. Orhan Bey. Bülent Hanım'ın sözlerine aynen katılıyorum. Bu harika eser bizim pirlerimizden kaynağa ait, Saadettin Kaynak'a ait tabii melodik yapısını söylüyorum şimdi. Girintili çıkıntılı bir eser. Segah çok güzel bir eser, harika bir eser. Türk sanat musikisinin en güzel köşelerini süsleyen eserlerden bir tanesi. Ve kolay da değil. Şimdi Segah bölümünde zeminde biraz daha iyi olmaya müsait bir yorum hissettim. Daha iyi olabilirdik. Demin Bülent Hanım'ın söylediği gibi bu siz yarışmacıların arasında Türk sanat musikisini en iyi yorumlayanların başında geliyorsunuz. Dolayısıyla daha titizlikle bunu yaparsanız çok iyi olur. Birol. Ve neticede ama her şeye rağmen arada işte o 6. seste bazı Hicaz göstergilerinde derken Nihavent bölümünde her şey çok iyiydi yalnız. Nihavent bölümünde her şey son derece düzgündü. Segah'ta kötü müydü? Hayır ama daha iyi olmalıydı. Bunu söylemek istiyorum. Bu söylediklerimize dikkat etsen zaten yarım saat sonra çok güzel, kusursuz yorumlayacağından da eminim ayrıca. Böyle bir güvenim var. Sağ olun. Ve saçına gelince bu da yakışmış ama öbür saçında güzeldi. Ben onu o zaman da geçen hafta da belirtmiştim. Evet. Bu senin tercihin tabii. Gönlün ne isterse onu yap. Vallahi onun tercihini çocuğa zorla kestirttirdim. Allah aşkına. Vallahi. Bunu şey de çok hiç istemedi. Efendim? Bu eseri istemedi Mustafa mi? Abi de çok güzel. Gasp var diyorsun yani. Kestirmek çok istemedi. Çok güzel okur. Keşke duru gelseler. Allah. Duru. Peki Ebru Hanım sizden de kısa bir yorum alalım. Vallahi saçlarını keşke kestirmeseydin. Ne yapsın çocuk? Ben kestirdim. Ya tamam uzayacak nasıl olsa kökü sende her şeyden evvel ama keşke kestirmeseydin. İlk başta evet problemler vardı ama onun dışında ben de Bülent Hanım'a katılıyorum. Senin burada olman lazım. Çok büyük bir aksilik olmazsa, çok büyük bir problem olmazsa. Çünkü hakikaten Türk sanat müziğini diğer arkadaşların arasında bir tanesi daha var yine benim kafamda. O da çok iyi. Evet. O da iyi. Iğdırlı mıydı? Neydi Iğdırlı. O çocuk? Gökhan'dan bahsediyor. O da çok temiz. O da Türk sanat müziğinde baskıları çok güzel olan bir arkadaş. Ama senin de sonuna kadar kalmanı istiyorum. Evet. Yüzdeye vurursam %20 problem vardı diyelim. O da serbest kısımda daha çoğunlukla. Ama onun dışında %80'inde bence çok da bir problem yoktu. 9 verdi Ebru Gündeş. Teşekkür ediyoruz. 9 Orhan Gencebay'dan geldi. 7 Bülent Ersoy'dan geldi. En kötü şey tabii ya da en zor şey, geçen hafta burada o kadar iyi söyledin ve herkes sana o kadar iyi şeyler söyledi ki onun üstüne çıkmak gerekiyor. Belki de biraz kendine olan güvenin geldi. Ama ben ona bütün açık çek veriyorum. Kağıdı, boş kağıt imzalanmaz, altını imzalıyorum. O kadar güzel Türk müziği okuyor. Göreceğiz haftalar içinde inşallah. Çok kısa vaktimiz kaldı. Osman Bey, ayrıca çok önemli olduğunu sandığım bir şey söylemek istiyorum. Demin söyleyecektim. Acaba şu dinleme, şu hoparlör sistemi yarışmacılarımızı biraz ses olarak yanıltabiliyor mu? Dinleme çok önemli bir konudur. Çünkü biz de burada yeterince zaman zaman duyamıyoruz. Evet. Duyuyoruz ama bazen duyamıyoruz. Acaba onların kulağına gelen ses onları etkileyebiliyor mu? Yani buna bir bakalım. Ona da bir kez daha muhakkak bakarız. Armağan'cığım puan alacağız. En son yorumu da alalım. 8. 8 de Armağan'dan geldi. 35 puan oldu zannediyorum bu akşamın. Değil mi? 33 pardon. Aday numaranı söyler misin? Aday numaram 103. 103 Birol'un aday numarası. Eğer Birol'a oy vermek istiyorsanız 30.04'e gönderiyorsunuz oylarınızı. Teşekkürler Birol. Çok çabuk. Arvan Bey'e teşekkür ediyorum. Kostümü kendisi seçti bu hafta. Huzurunuzda teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler Birol. Sadece bir dakika sonra tekrar beraberiz. Görüşmek üzere.